TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün sokağın nabzını tutmak adına kemer altındayız. Biliyorsunuz ki 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Biz de İzmirlilere bu Ramazan'ın nasıl geçtiğini, eski Ramazanlarla şimdiki Ramazan'ın arasında ne gibi bir farklar olduğunu sorduk. Hep birlikte cevapları izleyip görelim. Eskilerden hiçbir şey kalmadı kızım. Eskiden komşuluk vardı, diyaloglar güzeldi, birbirimizle sohbetimiz, komşuluk yapılıyordu, beraber toplanıp yeniyordu, birbirimizi yemekleri alıyorduk. Şimdi yok kızım öyle. Hepimiz koptuk birbirimizden, herkes birbirinden korkuyor, yanaşamıyor korkumuza. Çocuklarımızı birbirimize, komşulara emanet ediyorduk. Gidiyorduk, işimizi görüyorduk. Onun iş olunca bana emanet etti. Şimdi yok, korku yok. Ya hep beraberdik. Gidip gelip birbirimizi kaldırdık. Bir gün sende, bir gün bende. Öyle dostluklar, ehbaplıklar çoktu. Şimdi yavrum, Ramazan yok ki şimdi. Hani ya Ramazan? Ramazan yok. Gençlerimiz hiç yanaşmıyor bir şeye. Gene iyi. Allah sizlerin yokluğunu vermesin. Gençlerimiz olmasa aydınlarımız dünya çökecek. Yine Allah yokluğumuzu vermesin yavrularım. Ben depremzadeyim, Adıyaman'dan geldik İzmir'e. Daha önceki Ramazanlar daha güzeldi. Ama şu an biz buruk bir şekilde depremden dolayı Ramazan'a girdik. İnşallah İslam alemine daha hayırlı olur. Daha güzel şeyler olur inşallah. İnsanların uyarılması için Cenab-ı Allah bize deprem olur, sel olur, bu gibi şeyleri verir ama uyanmamız için. İnşallah uyanırız ama şu an konakta geziyoruz. İslamiyet'ten eser yok diyebilirim. İnsanlarımızı inşallah Cenab-ı Allah ayıktırır. Teşekkür ederim. Ramazan eskiyle yeni arasında hiçbir fark yok. İnsanlarımızın Ramazan'a bakış açılarında bir değişiklik var. Yani İslam'ın şartlarından bir tanesi, Allah'ın emirlerinden bir tanesi, Müslüman olanın en iyi şekilde kutlanması ve yaşaması gereken bir inanç. Ben aslında toplumumuzun Ramazan'a karşı biraz daha duyarlı, biraz daha özverili olmasını istiyorum. Çünkü kulların bir araya getirerek oluşturduğu kanunların üstünde bir kanundur Allah'ın kanunu. Uymak lazım. Allah'ı tutacağım abi, bir yandan da çalışacağım. Zor olacak ama Ramazan'ı seviyoruz abi. Yani iftarlar, sahurlar. Güzel abi. Yani ben oruç tutacağım. Çalışıyorum ama tutacağım abi. Yani Ramazan geldiği için mutluyum. Allah bütün Müslümanlara yardımcısı olsun. Yapacağımız bir şey yok. Her şey pahalı. Demeye gerek yok kardeş. Sizler daha iyi biliyorsunuz. İşlerimiz çok çok zor. Ev kiraları mı? Ne yapalım, mecburuz. Hiç çaremiz yok. Hem oruç tutacağız hem de ufak tefek çalışacağız. Çünkü şartlar çok zor. Bildiğin gibi değil yani. Bize de biraz sürpriz oldu. Biz askeriz aslında. Biraz ilginç gibi gelecek. Çünkü Ramazan'ı hep tutuyorduk, hep doğuda tutuyorduk. Bu sefer batıda tutacağız. İftar saatleri de genelde geç oluyor. Onu merakla bekliyoruz. Acaba nasıl olacak? Dayanabilecek miyiz? Askerlik de var. İşte Alsancak'ta nasıl geçer diye bekliyoruz. Teşekkürler. Saat farkı da var. Saat farkı var, evet. Biz tam doğudaydık, erken açıyorduk, erken kalkıyorduk. Bu sefer biraz daha geç ama geç açacağız. Geç açmamız da bizim için sürpriz olacak. Vatani görevimizi yaparken de inşallah güzel günler geçiririz. Vallahi kızım, eski Ramazan yok, eski insanlar yok, saygı yok, hiçbir şey yok. Eskiler daha güzel. Çok daha güzel. Peki yenileri niye beğenmiyorsunuz? Yenileri neye beğenmiyoruz? Nasıl söyleyeyim? Hareketler çirkin. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Sizlere de sağlıklar diliyorum. Şimdi Ramazan'ı bahsettin. Ramazan olarak eski Ramazan yok. Allah kokusu yok. Şey yok. Bakıyorsun insanlar, biz mesela ben doğuluyum. Ben Hakkari'yim. Hakkari'de Ramazan oldu mu kahveler kapalı. Bütün şey yerleri kapalı, yemek yerleri kapalı. Yani hiçbir yerden yemek bulamazsın, şey yapamazsın. Eskiden bizden öyle yani. Hala da buradan bakıyorsa Ramazan sanki hiçbir şey gibi gelmiş gidecek. Ama öyle değil. Bir Allah kokusu lan. Yani Ramazan'dan herkes bakacak. Yiyenler de böyle dışarıda yememesi lazım. İçeriden böyle yan sırtını dönecek, yan bir şey yapması lazım. İnsanlar bakıyorsun gerçekten. İnsanlardan Allah
herkesin akıl fikir versin. Allah Teala herkesin de güzel bir şekilde Ramazan'ı nasip etsin. Ramazan mübarek bir aydır. Çok harika bir aydır. Bereket bir aydır. Ramazan dedim mi çok harika bir şeydir yani Ramazan. Böyle. Ya vallahi bakacak olursan 15 yıl önce süper. Millet birbirlerine gelip kutlardı, eğlenirdi, şeylerdi, mutlu olurduk. Bak şimdi hiçbir şey, atış bahsi. Nereye elini uzatsan hiçbir şey alamıyoruz. İnan ki şimdi biz Hatay İskenderun'a geldik, tamam mı? Depremden geldik. Elimizi bulamıyoruz. Yani gerçekten bu durum çok zor oluyor. Yani şimdi bu Ramazan'da niye tutacağız? Bir sürü alman lazım. Hurma alacaksın kilosu 100 lira. 250 lira. Biz 6 kişiyiz. Yetmiyor. Bir ekmek 5 lira. İskenderun'dayken 3.75 lira. 3.5 alıyordu. Burada 3 ekmek 15 lira. Bir simit alıyorsun. Bir çay 10 lira. Yani bu hayat değil. Vallahi bu koşullara göre bana çok pahalı. Bugünkü röportajımızın sonuna geldik. Eğer videolarımız sizin de ilginizi çekiyorsa beğenip yorum yapmayı, aynı zamanda da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sokak röportajımızda görüşmek üzere.